Merhaba. Hoş geldiniz dersime. Ben Eyip hocanız. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı konu anlatımlarına devam ediyoruz. 2. ünitedeyiz. 2. ünitenin bir alt başlığı olan halk hikayeleri ve cenknameler konusunu ele alacağız. Bu konunun ücretsiz pdf desteği yine bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza, tabletinize indirerek gerekli tekrarlarınızı pdf notları üzerinden de yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen konu anlatımına başlayalım. Halk hikayesi dediğimiz şey nedir dostlar? Şimdi batılı anlamda hikaye edebiyatımıza elbette tanzimat döneminde girmiştir. Ama hikaye anlatma geleneği biz Türklerde hep zaten var vardı. İşte halk hikayeleri de bu hikaye anlatma geleneğinin çok önemli bir unsurudur. Halk hikayelerinin daha çok aşık diye bilinen işte bu adam. Hah, aşık diye bilinen saz ve söz ustaları tarafından anlatılır. Hikayeyi içindeki şiirleri saz çalarak Türkü okur gibi okur ve hikayesini nakşeder bu halk ozanları. Halkın ortak malı olan halk hikayeleri göçebe hayattan yerleşik hayata geçişinde ilk ürünleri olarak değerlendirilebilir. Bu türün gelişiminde tarihi olayların ve dinin etkisi oldukça fazladır. Halk hikayelerinin konuları genellikle aşk olabilir. Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, aşık garip hikayesi gibi. Kahramanlık olabilir. Köroğlu hikayeleri gibi. Bazen bu iki konunun bir arada işlendiği hikayelerde görüyoruz. Kirmanşah, Yaralı Mahmut hikayelerinde bu iki konunun birlikte ele alınması da mevcuttur. Hikayeleri ortaya çıkaran olaylar gerçek ya da gerçeğe yakın olaylardır. Bu nedenle çıktıkları dönemin tarihi olayları bazen aynı şekilde bazen de hikaye gerçekliği içerisinde bizlere sunulur. Bu bakımından da Günümüz hikaye türünün özelliğini taşınır. Halk hikayeleri kıymetli dostlarım şöyle bir durumda da karşımıza çıkıyor. Şimdi bizde anlatma geleneği, anlatım destanlarla başlamıştır. Destan. Bu sadece Türk edebiyatına özgü bir özellik değildir. İtalyan edebiyatı, Fransız edebiyatı artık hangisini isterseniz bakın. Bütün dünya edebiyatlarında ilk anlatılan ürünler destanlar olmuştur. Destanlardan sonra Dede Korkut hikayeleri geliyor dostlar. Dede Korkut hikayelerinden sonra da halk hikayeleri gelir. Halk hikayelerinden sonra da modern hikaye dediğimiz türe geçiyoruz. Dolayısıyla Halk hikayeleri destan geleneğinden modern hikayeye geçişte de bir geçiş unsuru taşır. Dede Korkut hikayeleri ise destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünleridir ki zaten Dede Korkut hikayelerini bu videodan önce işlemiştik dostlarım. Halk hikayeleri modern hikayenin halk edebiyatındaki bir karşılığıdır bu bakımdan. Bu hikayeler destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim ürünlerdir. Nazım nesir karışıktır. Duygu bildiren yerler kahramanların karşılıklı diyalogları nazım şekilde yani şiir biçiminde verilirken ki burada saz devreye giriyor Olaylar genellikle nesir biçiminde yani düz yazı biçiminde verilmiştir. Halk hikayelerinde her zaman bir engel vardır. Mesela aşıkların birbirine kavuşmasını engelleyen bir engel vardır. Bu engel sevenleri birbirinden ayırır. Sevenleri mezarında bile rahat bırakmaz. Böyle e, ölümde kavuştular denir. Hani yan yana gömülürler. İki mezarın ortasından bir çalı dikeni, bir böğütlen otu çıkar. İki sevdalının arasında yine kendisini belli eder. Ya yani bir şekilde o Orada bile onlara huzur vermez. Bugün Anadolu'nun birçok köy, kasaba ve ilinde halk hikayelerinin kahramanlarına ait olduğu düşünülen makamlar, türbeler de mevcuttur dostlarım. Peki konularına göre halk hikayelerini birazcık sınıflandıralım. Aşk hikayeleri toplumun hafızasında uzun süre yaşayan aşkların hikayeleştirildiği sevgi temalı hikayelerdir. Baktığımız zaman Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre, Erciş ile Emrah ile Selvihan bunlara örnektir. Dini temalı hikayelerimiz var. Tarihe mal olmuş kahramanları veya dinsel açıdan önemli kabul edilen erdemli kişileri konu edinen halk hikayeleridir. Bu hikayelere Danişment Gazi ile ilgili hikayeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi, Hazreti Ali ile ilgili hikayeler vesaire eklenebilir ki bunların bir kısmı da cenkname olarak değerlendirilecek. Birazdan zaten onları göreceğiz destani halk hikayeleri var. İçinde destana ait özellikleri barındıran halk hikayeleridir ki bunun en güzel örneği bir ders önce gördüğümüz Dede Korkut hikayeleri ve Köroğlu hikayesi söylenebilir. Halk hikayeleri kıymetli dostlarım fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç ve efsane bölümlerinden oluşur. Fasılda dinleyicileri ısıtmak için şiirler, tekerlemeler söylenir. Döşemede konu ve kahramanlar tanıtılır. Asıl konuda hikaye anlatılır. Sonuç kısmında hikaye biter ve kahramanlar için iyi niyetler söylenir. Efsanede gerçek hikayeden bağımsız efsanevi mazmunlar kullanılır. Sevgililerin öte dünyada birbirine kavuştuğu mezarlarında iki gül bittiği vesaire söylenir. Peki halk hikayelerinin kaynakları nelerdir? Mesela bir kısmı Türk kaynaklıdır. Dere Korkut hikayeleri, Kerem İla aslı Aşık Garip, Emrah ile Selvihan, bazıları Arap kaynaklıdır. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Hint İran kaynaklı olanlar var. Ferhat ile Şirin, Kelle ve Dinme, dini destansı hikayeler var. Onlara da cenkname diyoruz. Peki hocam cenkname nedir? Cenkname şekil bakımından nazım, nesir veya nazım nesir karışık olarak kaleme alınan bir tür. Cenknameler Müslüman ve gayrimüslim arasındaki mücadeleleri, yani Müslüman olanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki mücadeleler üzerine kurulmuştur. Cenknamelerde somut veya hayali varlıklar fazlaca yer tutar ve olağanüstü ögeler söz konusu olduğundan destansı halk hikayelerine de örnektir. Din adına savaşan kahramanların amacı dini tebliğ etmek, gayrimüslimler ile olan problemleri ortaya koymak ve bunları çözüme kavuşturmaktır. Mücadele putperest, ateşperest veya dinleri belirtilmeyen kafirlerle yapılmaktadır. Cenknamelerin amacı dini ahlaki bilgi, tarihsel bilgi, şuuru ile topluma moral vermek olarak düşünülebilir. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.